Yarım Şane'den şu anda Çeçit TV ekranlarında bulunan, bizi izleyen tüm seyircilerimize selam olsun. Efendim saygılar, nereden bu saygıları gönderiyorum size? Diyarbakır'dan ilçe Kayapınar Köy Yeni Özerli. Kim aramış bizi? Adem Kara Aslan aramış bizi. Adem'in ihtiyaçları var. Adem çiftçilikle uğraşıyor. Adem tarımla uğraşıyor. Adem hatta neler yapmadı ki? Adem Didim'e gitti. Didim de çalıştı, baktı olacak gibi değil. Adem ailesini alıp tekrar köyüne geri döndü. Köyüne maşallah var. Tam burada 150 dönüm araziye sahip bir alanı var. Maşallah diyecektim ama gelin gelin ki şöyle bir sorunu var. Burada tarım yapayım dedi ama su yok. Yani boşuna duran 150 dönüm arazi. Hani şöyle bir şey diyebilirsiniz. Orada 150 dönüm arazim olacağına İstanbul'da 100 metrekare arazim olsun. Hakikaten bakıyorsun böyle güzelliğine doyamıyorsun ama su yok, verim yok. Adem zor durumda. Adem bizi aramış. Adem evli, 2 tane çocuğu var ve yanında annesi var. Onlara bakıyor ve tamamıyla 9 tane inekle bu geçimi sağlayabiliyor. Bu 9 ineğe 8 tanesi şu an gebe, bir tanesi buzağı halde. Onların ihtiyaçları var. Onlara Ahırım Şahane ekibi olarak bakalım bu hafta nasıl bir katkıda bulunacağız. Gerçekten yani inanmıyorum. Halanda inanmıyorum. O zaman biz dönelim inanmıyorsan. Yok artık, gelmişken dönmek yok. Kim vurdu? Adem abi vurdu. Gol oldu abi. Harbi gol oldu. Niye gol oldu biliyor musun? Niye oldu? Şu zemini gördüm. Eyvah dedim ya. Ben farkındayım. Düz kendim, zemin arıyorsunuz durmak düz zemin, için ama. Düz zemin arıyorum. Ondan hocam bir tane melek buldu. Başka bulamadım. Dışarıda acaba soru işareti. Bahçeye ne olacak? Bakalım bahçeye ne olacak? Ver 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 ver. Bu arada biz etimize dönelim. Etimiz yavaş yavaş suyunu salmaya başladı. Adem abi senden bahsede evinin kapısını açtım. İçeri geldim valla. Merhabalar, hanımınız değil mi? Evet. Merhaba yengem, nasılsın? Hoş bulduk. Ha, odan bahsede tamam, eyvallah. Bahsettim çocuklar bunlar, evet, değil mi? Evet, çocuklarımız Yusuf. Maşallah maşallah. Yerit Tuğba. İsmim Adem Karaaslan. Diyarbakır Çermik Dilekpınar Köyü'nde doğdum. Şu an yaklaşık 25 yıldır Diyarbakır Yeni Özerli Köyü'nde ikamet ediyoruz. Hayvancılık ve çiftçilikle uğraşıyorum. Zerif Karaaslan. 30 yaşındayım. Diyarbakır'da doğma büyüme Diyarbakır. Hı hı. Çermik'ten buraya geldim. Burada yaşıyorum. Yerinizi bulmak da kolay oldu. Böyle ova gibi köye sahipsiniz, düz bir arazi. Evet. Tıkı 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 vallahi rahat geldik. Geldik, yolumuz düz, arazilerimiz de biraz dümdüz ovadır ama kuraktır. Ondan bahsettim biliyor musun? Evet, dedim kurak. 150 dönüm arazisi varmış ama evet. Dedim ooo falan çekmeyin dedim hatta. Hı. Ama su yok. Su olmayınca ne faydası var? Kulağa hoş geliyor ama geliri çok kısıtlıdır. Çok kıt imkanlarla geçinebiliyoruz. Yani gördüğünüz gibi her yer kurak. Yağış sıkıntısı da var. Malum sulama sistemimiz de yok. Kuyu kazmaya çalışsak 500-600 metre dibe inmemiz gerekiyor. O da aşırı bir pahalıdır. Maliyet değil mi? Evet, onun yüzünden epey bir sıkıntı yaşıyoruz yani. Didim'de çalışmışsın Adem abi sen bir yıl. Ne, evet, orada da ne? Orada bir ne yaptın? Sene orada kaldık, oraya taşındık. Bir sene falan orada kaldık, sonra tekrar geri geldik. Annem orada ne yaptın Didim'de? Orada turizm işiyle uğraştık. Turizm işiyle? Evet. Birkaç tane geçici olarak birkaç sefer denememiz oldu, birkaç işte. Başarılı olamadık. Bildiğimizde baba mesleğine tekrar geri döndük. Tarım ve hayvancılıkla şu an uğraşıyorum. Doğduğumdan beri yapıyorum bu işlerini. Aileni de alıp buraya gittin. Annemle babam da o zaman sağdı. Annemle babam orayı alışamadılar. Alışamadıkları için tabii köy hayatından sonra orası alışması, şehre alışması biraz sıkıntı yaşıyorlardı. Mecburen geri geldi. Sadece ondan mı yoksa bir de hani maddi sıkıntıdan dolayı da. O da var orada. Evet. Onu da yaşadın. İşe, daha doğrusu biz de oradaki hayata uyum sağlayamadık. Yani, yani döndün geldin ve şu an 9 tane hayvanım var ve bu 9 hayvanla şu an annen yanında görüyorum burada. Evet. Hanımın, çocukların başka bir birey var mı evde? Yok. Hayır. Bak, bu 9 inekten elde ettiğin gelirle beraber bu ailene bakabiliyorsun şu an. Doğru. Ama tabii gel sor ki ne şartlar altında bakıyorsun yani bu aileye. Çok sıkıntılı şartlar, çok zor şartlar içinde. Malum girdiler çok fazla. Çok pahalı. Yem desen, saman desen çok pahalı.
yani yetinebildiğimiz kadar geçinmeye çalışıyoruz. Tamam, biz de zaten zor şartlar olmasaydı burada kalkıp buralara girmezdik. İşte vallahi geleceğinize pek inanmıyordum. Bu kimse inanmıyor zaten. İnanmıyordum de. Eşimin ısrarıyla eşim dedi ara, inanmıyordum dedim, zaten başka işleri yok. Türkiye'nin bir ucundan kalkıp Diyarbakır'a gelecekler. Vallahi öyle yaptık, kalktık geldik. Vallahi geldik. Yani bir de arabayla geldik. Halen inanmıyorum. Malzeme yani. Şok olunca bir de arabayla geldik. Yani uçakla da değil. Biraz böyle. Kaç saatte geldik? Biz 15 saati gerçekten falan bulduk değil mi? Bulduk. Gerçekten yani inanmıyorum. Halen da inanmıyorum. O zaman biz dönelim inanmıyorsan. Yok artık, gelmişken dönmek yok. gelmişken dönmek yok. Gelmesi sizden, göndermesi bizden. Peki Adem abiciğim, o zaman şöyle yapalım. Bir oturalım. Bir buyurun. Anneni de bir görelim. Bir konuşalım. Evet, ne var ne yok ortama göre, evet, ne gerekiyorsa yapacağız. Oturalım. Şimdi Zerif Hanım, ben şimdi gittiğimiz bütün köylerde sen söyle, böyle ailelere oturduğumuz zaman genelde hep yük hanımların üzerinde oluyor. Bu işle, bu ineklere tek başına sen bakıyorsun. Yani ağırlık sende mi? Yok, ikimiz beraber bakıyoruz. Ortak mı? Evet. Yani o biraz tembellik yapıyor mu? Yok. Gülüyorsun ama var mı? Yardım ediyor ya. Var, yardım ediyor değil mi? Evet. Yani için ağırlık yükü sende. Yok, eşim de yardım ediyor, beraber yapıyoruz. Çünkü gittiğimiz her yerde bayanlar şikayetçi. Yani genelde biz çalışıyoruz diyorlar. Yok, biz beraber beyler yapıyoruz. Beyler biraz kahveye gidiyorlar. Ama bu köyde böyle bir baktım, kahve de göremedim burada. Hani kaçacak kahve yok. Bir tarafı yok. Kahve yok. Kaçtı mı tam kaçayım geliyor bana, uzak yani değil mi? Kaçsak şehre kaçacağız. 30-40 kilometre. O zaman bütün yük hanımefendiye kalacak. O zaman akşama kadar gelemeyiz, yük evdekine kalıyor. Peki hayatta ara memnun muyuz? Ara sıra öyle oluyor yani, yoksa biz... Hayatımıza memnun muyuz? Çok şükür memnunuz. Bu köyde, bu yaşam, bu koşullar, hayvancılık... İlla ki insanı yoruyor yani, zordur ama yani çok şükür yine de. Hayatımıza memnunuz diyorsun. Evet. Peki buradaki elde ettiğiniz gelir nedir diye sormuyorum. Atıyorum 2. Misal. 4 lira geliriniz olsa büyük şehirde mi yaşarsınız, burada mı yaşarsınız? Ya şehir hayatı köye göre daha rahat, bayanlar açısından. Cevabı aldım ben. Biraz daha olursa şehre giderim diyorsun. Evet. Alim abi sen, ben böyle bir Adem Bey diyorum, bir abi diyorum. Yani bu şey, bu samimiyetlikten. Biz de, benim de size kanım çok ısındı zaten. Abi demek istiyorum da size düzgün gelir mi gelmez müşteri mi diye. Müşteri diyebilirsin, müşteri. O zaman biraz aşırıya kaçmış olur. O zaman biraz aşırıya kaçmış olur. Mustafa yok. Bey diyelim. Yok, ya da yok. Mustafa abi diyelim. Kafana göre rahat, nasıl rahat istiyorsan. Tamam, o zaman nasıl artık nasıl hoş geldiyse öyle söyleyeceğiz. Şimdi şehir hayatı köye oranla daha rahat ama bence köy hayatı daha güzel. Peki bir şey söyleyeceğim. Siz zaten daha önce Didim'de bir sene kalmışsınız. Siz gitmediniz. Eşim yoktu o zaman. Bekardım. Ha, o zaman bekarmışsın. Evet, benim annem, babam. Didim olsaydı diyor musun yenge? Keşke Didim'de kalsaydın da beni alsaydın. Bilmiyorum. Herkes oradan şikayetçi olduğu için pek demiyorum yani. Didim'den mi şikayetçi herkes? Diyorlar güzel değildir. Güzel değildir diyorlar. Evet. Didim için. Evet. Şimdi Didim'de yaşayanlar şimdi eyvah. Kaynanam yok diyor yani. Şimdi eskilerimiz zaten şehir hayatına ayak uyduramazlar. Onlar sevmezler şehir hayatını. O binalarda oturmayı, yukarıdan aşağıya bakmayı onlar zaten sevmez. Onlara zaten hiç tartışmayalım. Biz bize bakalım. Bakıyorum bile manalı ama. Dediğim gibi yani ben şahsen ben kendim köyde yaşamayı tercih ederim. Şehrin hayatı biraz daha bunaltıyor insanı diyelim. Sürekli sabah git akşam gel, sabah git akşam gel. İnsan bunalıyor. Peki o soruya sen ne cevap verirdin? Hani burada 2 kazanıyorken şehir hayatında 4 alsan köy mü dersin, şehir mi dersin? Ben şehir derim. Bana kalsa şimdi siz böyle yapıyorsunuz. Akşam siz gideceksiniz, biz ikimiz kalacağız. Siz gideceksiniz, ikimiz kalacağız. Ya şimdi burada kötü bir şey yok ki ama. Yani şehir ama, hayatı daha kolaydır diyor. Daha orada kendimi mutlu hissederim diyor. Bundan doğal bir hakkı yok yani, bunu diyebilir. Tabii ki şehir hayatı daha rahatlı, daha temizdir, daha düzgündür. Akşam söylüyormuş. Sen hayırdır hep şehir. Yani siz şimdi böyle yapıyorsunuz da akşam biz gene temizimizde kalacağız, siz gideceksiniz. Ne diyeceksin akşam yenge Allah aşkına? Biz gittiğimiz zaman ne diyeceksin? Ne diye kızacaksın? Diyecek hadi şehre gidelim. Nasıl şehre gideceğiz? Ya gidemeyeceğiniz zaten o da biliyor şu an bu koşullar altında. Yani bu iş güç burada ama olsaydı imkanım diyor. Yani olsaydı, dedim ya zaten 4 dersen gidermeyeceğim diye. İmkanımız olsaydı şehirde kalmak isterdik. Ha, sadece de gelsen de evet, ne dedin belli valla Adem abi. İmkan bir, de, olsaydı, bir dedin ki şehir hayatı sıkıcı dedin. Burada daha güzel dedin. Şahsen şimdi benim de fikrim, imkanım olsa şehir hayatını şahsen, tercih ederim diyorsun. Şahsen benim fikrim köy hayatıdır. Ya, ama karar ver hangisi? Şimdi karar veremiyorum. Neden veriyorum? Şehirde niye kalsak biliyor musun? Demin o lafı kullandın ya, köy hayatı daha güzeldir diye. Onu çürütemiyorsun şu an, o yüzden karar veremiyorsun. Hayır, şehir hayatı daha rahattır yani. Rahatlığından bahsediyorum. Yani daha rahat, daha zor değil. Ama köy işi daha kolay geliyor. Benim için köy işi daha kolaydır. Bak işte. Şimdi şehre şehirde gitsen sabah
sabit robot gibi git gel git gel. O zaman insan aşırı bir bunalıma giriyor. Onu şöyle tamam. Şehirdekiler... Bence verecek en doğru cevap ne biliyor musun burada? Burada verilecek en doğru cevap her gülün bir dikeni vardır ya. Doğrudur. Yani oranın da zor şartları vardı ki illaki buranın da bir zor şartları vardı. Muhakkak zor şartları vardı. Güzelliği ayrı, zor tarafı ayrı. Bütün yani hepsi bir arada olan bir şey yok. Yok hayır, hiçbir iş kolay değildir. Yani biz burada köyde kalıyoruz değil ki rahat ediyoruz. Ama daha köyde kalmamız daha çok yani maddi imkanlara bağlıdır. O da şehirde şehirde biraz daha maddi imkanın el vermesi gerekiyor. Düzgün bir işinin olması gerekiyor. Peki nasıl gidiyor hayvancılık? Kaç yıldır uğraşıyorsun? Hayvancılık yani doğduğumdan beri diyelim köyde çiftçilikle uğraşıyoruz. Ama son zamanlarda girdiler aşırı bir yüksek. 150 dönüm arazim var. 150 dönüm araziye sersin ama doğrudur. Dedin ya su yok. Yoksa çok güzel tarım elde edeceksin ama bir saniye dur. Su bulmak için de 500-600 metre derinliğe evet, girmemiz lazım evet, diyorsun. Ve çok maliyetli. Çok maliyetli dedin. Çok pahalı. Orada ne kadar bir maliyet var? Hani 500-600 metreden su çıkartmaya kalkarsak ne kadar maliyet var? Bir kuyu kazmaya çalışsanız en az bir 150 lira falan gidiyor. 150 TL. Evet. O da malum yani köy şartlarında herkesin imkanı el vermiyor. Çok kısıtlıdır. Bir de bir de o suyu tekrar elektrikle çekeceksiniz. Peki bir şey söyleyeceğim. 150 bin TL diyorsun su çıkartmak için harcanan para. Peki 150 bin TL harcayıp çıkan su sadece sana mı yeter yoksa tüm köye yeter mi? Yaklaşık 150-200 dönüme anca yetiyor. Zaten 150 dönüm. Bunun senin zaten. Hani aklıma şöyle yani bir şey geldi. Yetiyor. Köy olarak hani bir para toplanır, o su çıkartılır. Yetmez, öyle yetmez. Yok, öyle yetmez. Çok az çıkar. Zaten dediğim gibi ancak bir 150-200 dönümü sulayabilirsiniz onunla da. O da çıkarması çok fazla pahalıdır. Herkes çıkaramıyor. Yani şu an büyük bir kısmı kuru arazi. Benimkinin komple kuru arazidir. Yani köyde de büyük bir kısmı kuru arazidir. Kuru arazide şimdi kulağa şöyle bir şey geliyor. 150 dönüm. Kulağa güzel, hoş geliyor. Hoş geliyor, evet. Hoş geliyor. Ama şimdi onun masrafını, gelirini, girdisini hesapladığınızda size senede bir 8-10 milyon kalıyor, kalmıyor. Onunla da siz nasıl geçineceksiniz? Peki bir şey söyleyeceğim. Nasıl geçineceksiniz? Peki bir şey soracağım. Hani belki sorulmaz bu soru ama insanlar da merak ediyorlardır. Hani eğer güzel bir cevap alacaksam onlar için de güzel bir cevap olacak. Hani bu işe biraz daha onlar da meyillensinler diye. Evet. Biz 9 tane ineğim var. 2 tane çocuk bakıyorsun. Doğrudur. Yengeye bakıyorsun. Annene bakıyorsun. Doğrudur. Ortalama aylık gelirin ne şu an? Bak masrafları falan çık. Masrafları falan çıkarsak yani, kar olarak ne geçer? Aşağı yukarı bir rakam. Asgari ücret anca çıkar. Çıkar çıkmaz yani çıkmaz da daha doğrusu. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Hayvancılıktaki para tarımda yok. Benim şu 7-8 tane ineğim, ben onların karını arazide karına değişmem. Yani daha kar. Tabii evet, çünkü kuru tarım olduğu için öyle. Peki anne memnun mu? Annenin Türkçesi yok. Ben evet, söyleyeyim doğru. Sen sor. Ne diyelim? Çok böyle derin düşünüyorum. Bir sor. Moralim bozuk. İki sor. O memnun mu köy şartlarından? Daha iyi. Bir de şey sor. Gitsek büyükşehir anne de. İster misin de? Orada daha çok para kazansak. Yaşar mısın de? Bunu çoğun iyi. Kefi toçun yok. Yemin mi? Evet. Kayla dağıt beşiri su. Evet. Koytuk bana varmış. Nereye koytuk bana varmış. Yok, benim için neresi olsa orası fark etmiyor ama köyü daha çok seviyor. Belli etmemeye çalışıyor. Şehirde dayanamıyor. Yani. Peki onlar zamanında... Şehirde nefes iki bana tam. Seni? Şehirde nefes iki bana tam. Şehirde bunalıyorum diyor. Nefesim daralıyor. Değil mi? Peki zamanında onların geçimi nasıl oldu bugüne kadar? Konuşma, senden önce. Konuşma verecek, verema. Şuma çıkar geldi. Senin geçimi bu geldi. Masa sahipti bir. Matyan evi, kal kurşi ağna, meyvemizi meyve ima bol, razı ima bi, meyve ima bi, mama iter razı meyve çeydi. Daha önce bizim eski köyümüz Çermik'teydi. Orada diyorum, ben gene köy işlerini yapıyordum. Bizim diğer köy bağ bahçedir. Babam da Adana'ya işçiliğe gidiyordu. Orada pamuk suluyorlardı o zaman. Herkes ufaktı o zamanlar. Diyor, o Adana'da çalışıyordu, gidiyordu sulamaya, pamuk, buğday falan suluyordu. O orada çalışıyordu. Ben de köyde çalışıyordum. Öyle geçiniyoruz diyor. Değil mi? Ona zar kışın bir vakit geçiyor. O zaman biz hepimiz ufaktık. Zaten ikisi vardı. Çok güzel. Hayat zor.
Hayat çok zor ya. Kolay bir şey yok. Yemek yemek bile zor. İdara ne var? İdara zor. Yemek yemek bile zor. Çiğnemeden yiyemiyoruz. Anacığım önce çiğneyeceksin sonra yiyeceksin. Hayat zor. Her yerde zor. Bunu hayat zor. Bunu hatta lokmayı ne cevabı ne şunu var? Tamam. O da tamam. Ben de şey diyorum. Ne cevabı ne şunu ya? Şimdi... Cefa ne var? Şerpa ne var? Bir şey cefa yemedin mi, çalışmadın mı gelir elde edemezsin. Yani. Cefası sefa olmaz. Şimdi, bu arada şimdi... bir meleğe unuttuk duruyor yanımda ama meleğe merhaba demiş değilim. Niye? Çünkü program öncesi bayağı merhabalaştığımız için doyuyoruz. Farkında olmadan program içinde merhaba demeyi unutuyoruz. Diyor, bizim zamanımızda okul yoktu, öğretmen yoktu. Şimdi işte ondan önce ne okuması var, ne yazması, ne de konuşması. Şimdi bir sorsana, şimdi mi daha rahat hayat, onların zamanında mı daha rahattı? Onun ne var? Hayat rahatı, vaktu. Ne kadar rahatı? Şimdi daha rahat. Şimdi rahat değil mi? Evet. Tabii. Şimdi o zaman şöyle yapalım, kalkalım yavaş yavaş. Ne kadar rahatı, bu vasayeti herkes yazdı, arabayı herkes yazdı, radyoyu vaşı. Bu muhtemelen araba var diyor şu an. Evet, evet şu an daha radyo, araçlar var, yol var. Eskiden yoktu. Var. Evet, şimdi eski orana daha rahat değil. Ben de muhtemelen diyorum, uyanıklık yapıyorum orada. Arabi dedi, araba olduğunu anladım orada muhtemelen arabadan bahsediyor falan. Yani anlamış gibi. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Evet. Şimdi hocamız burada, biliyorsunuz, gördünüz zaten. Hocamızı alalım. Ondan sonra şu ahıra bir gidelim. Tamam. Ahırda ne var? Ne yok, ne eksik, ne fazla. Onlara bir bakalım. Daha sonrasında Melek Hanım tabii gereken ihtiyaçları karşılayacak. Akabinde hocam size bilgi verecek. Size bilgi verirken de aynı zamanda en önemlisi ekranları başında şu an bize kulak veren, bizi izleyen seyircilerimiz de aynı zamanda hocamızın verdiği o bilgilerden faydalanacak. Çünkü bu benim 7. bölümüm ama buradan çıkıp hani evime gittiğim zaman veyahut da eş dostla otururken böyle çekinerek şunu anlatıyorum. Biz diyorum hakikaten Türkiye'de çiftçilik daha başlamamış diyorum. Yani başlamamışken var ama kara düzen hani eskiden ne görmüşse onunla gidiliyormuş onu fark ettim bu programda. Doğrudur. Dedim. Şimdi sizin de alacak olduğunuz çok güzel bilgiler olacak. Seyircimizle beraber bu bilgileri alacağız hocamızdan. Geçelim oraya zaman kaybetmeden şöyle bir bismillah diyelim. Ya belki bu bilgilerden çok büyük faydalanırsın. Çok paralar kazanırsın. İnek sayın artar. Daha sonrasında belki yengemi dilime getirirsin. Oraya yerleşirsin. Kısmet şüphesiz. Gidelim diyor biliyorsun. Faydalanacağımız şüphesiz. Artık ona kısmet diyelim. Bakalım. Neye bakalım? Didime gelip gitmeyeceğimize. Kısmet diyelim ona. Bence sen parayı bulunca o şey yenge bakacak. Kararı verecek. Sen önce parayı Parayı kimse kaybetmemiş ki biz bulalım. Belki kaybeden biri buluruz ya. Bir ara inşallah bakalım. İnşallah kısmet bakalım. Buyurun. Hadi gidelim. Kim vurdu? Adem abi vurdu. Gol oldu abi. Harbi gol oldu. Niye gol oldu biliyor musun? Niye oldu? Şu zemini gördüm. Eyvah dedim ya. Ben farkındayım. Düz kendim, zemin arıyorsunuz durmak için ama. Düz zemin arıyorum. Ondan hocam bir tane melek buldu. Başka bulamadım. Dışarıda acaba soru işareti. Bahçeye ne olacak? Bakalım bahçeye ne olacak? Ver 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 ver. Oh! Bu arada biz etimize dönelim. Etimiz yavaş yavaş suyunu salmaya başladı. Şimdi 7. bölüm bu program. Benim 7. bölümüm ama bayağı bir bilgi sahibi oldum. Bilgi sahibi olurken de böyle hani artık gözlemler oldum. Gittim ahıra böyle bakıyorum ne eksikti yani. Ben de öğrenmeye başladım ya artık. Yalnız dakika 1 gol 2. Kim vurdu? Adem abi vurdu. Gol oldu abi. Harbi gol oldu. Niye gol oldu biliyor musun? Niye oldu? Şu zemini gördüm. Eyvah dedim ya. Şimdi zemine... Dur. Açıklaması bunun hiç yok zaten. Bunun açıklaması yok da. Yok da. Hocam şimdi sana zaten gereken nasihatlerde bulunacak. Evet. Ayrı bir şey ama biz ne ahırlar gördük. Bana bak sana 70 bölüm çektim. 7 bölüm çektim ama ne ahırlar gördük yani. Ve hani zemin böyle betondu işte hafif eğriydi. Bunları şikayet ederken hani inek rahat edemez burada yatamaz. İşte gereken sütü alamayız, eti alamayız derken burada şey var. Muhtemelen hani gören şunu diyebilir. Rahat rahat bunu diyebilir. Bana katılacaksın muhtemelen Melek. Kim Melek zaten burayı halledecek. Muhtemelen inekle arasında bu adamın zamanında kötü bir şey geçti. Ve ineklere bir gıcıklığı var bu adamın. Ve inekleri cezalandırmak için buraya bir çin setti yaptı. Böyle kayalar yaptı böyle ki üzerine yattıkça bunlar çile çeksin. Bağırsınlar fazla süt de vermesinler. Aman eti de lazım deyin. Ben bu işi hobi olarak yapıyorum. Bunları bana zamanında şu kötülüğü yaptılar.
derecesine bir kale var. Hayır, bize kötülük değil de bize iyilik yaptılar. Biz de bunu onlara iyilik olsun diye bazında yaptık. Şurada şimdi şurada biz yaşayabilir miyiz? İnek yaşayabilir miyiz? Neden bu taşları döşedik? İnek diye sen bunu ne zannettin? Her yerde yatar mı zannettin? Ama şimdi şöyle bir şey var. Bir yan tarafımıza bakarsanız çamurdan. Allah razı olsun. Evet. O vicdan, çamurdansa, orası vicdan bölümü mü? Yani yine de bir yer yapayım ufacık. Çamur olduğu için mecburen taş döşedik yani. Mecburen taş döşedik ki çamur olmasın diye. Bu sefer taş döşedik, oturamıyorlar. Bunu yaparken de eyvah eyvah daha beter yani oldu. Yani ancak yapabildik bu sefer. Oturmalarını da yapmalarını. Şimdi burayı düşün. Melek Hanım 10 numara yapacak. Değil mi Melek? İnşallah. İnşallah. Nasıl inşallah? Ümidin yok mu? Burayı az önce kulağıma fısıldadı. Eyvah demeyeceğim ben bunu, değil mi? Sürpriz yapacaktık biz ya. Eyvah eyvah, biz sürpriz yapacaktık. Neyse, onları anlatmam gereken yapılacak. Neyse, bu arada dediklerimi anlamayan eğer seyircilerimiz varsa onlara şimdi ne demek istediğimi, daha doğrusu hocadan duyacaklar. Hocam şimdi içeride ahırda, ahırı kontrol etti. Biz oraya giremedik. Çünkü çekim için elverişli bir atmosfer yoktu içeride. Ama hocam girdi, şimdi eksiğini fazlasını baktı ve gelecek, bize gerekeni söyleyecek. Hocam, İsmet Hocam, bitmişse analiz sizi alalım böyle. Tamam, evet, henüz bitirdim analizi. Geliyorum. Hocam daha girerken eyvah dedin değil mi? Ağır'a girmeden şu dışarı görünce. Evet. Hocam yürümekte de zorluk çekiyor. Yürümekte hani zorluk çekiyorum çünkü taşlar çok fazla hocam, burada. Hocam sizi az daha, hocam az geri hocam, az geri. Şuraya mı gelip? Kamera açısına. Ben farkındayım. Düz kendim, zemin arıyorsunuz durmak düzlemin, için ama. Düz zemin arıyorum. Ondan hocam bir tane melek buldu, başka bulamadık. Şimdi tabii sorduğumuzda bu taşlar ne böyle? Ben hiç hayatımda böyle taş görmedim, önce onu söyleyeyim. İnsan hani taş arar da bulamaz ama burada sorun yok. Fazlası var. Aşırı yani. Eğer diyelim ki hani taş para yapsaydı buralar herhalde dünyanın en zengin değil mi? İnsanı olurlardı. Sanırım Karaca Dağı mıydı? Evet. Buraya yakın bizim tam karşı cephemizde bir dağa benzeyen bir şey var. Tam dağ gibi de durmuyor ama... Orada zamanında yanardağmış hani söylenen volkanik. İşte herhalde o aktifken o yanardağ. Köyün her yeri kayalık hocam. Ama yeri. İşte şey yapmış, taş atmış oradan evet. Sürekli. Bölge kayalık. Zaten evet. Köye gelirken de bazı taştan siyah olduğunu gördüm ben. Demek hani şey izi, yanma izi. Buradan o anlaşılıyor. Öyle söyleyeyim ben. Hocam ağrın durumu ne? Ağrın durumu şu. Aslında hayvanlara baktım. Orada galiba bir tane buzağı var, evet. Değil mi? Küçük. 6 tane düve gibi hayvan gebe hayvanımız var. Gebe. 5 tane mi? 5. Evet. Tam saymadım. 2 tane de sağmal mı var? Evet. 2 tane de sağmal var. Böyle bir durum var. Kendi ölçülerinde zaten görünüyordu arkada. Belirli açıklıklar bırakmışlar pencere. Çatıda da havalandırma var. Bu anlamda bir şey yok. Sorun yok. Bir sorun yok. Ama çok ciddi bir su açlığı var. Ben bu çok o kadar çok belli ki dışkılar çok katı. Dışkıların çok katı olması hayvanların çok ama çok az su içtiklerini gösterir. Bu küçük hayvanlarda dışkı da çok net belli. Özellikle sağmallarda mutlaka süt verimine yansıyordu. Peki su olmadığından mı az veriyorsunuz yoksa bu yeterli mi diye düşündünüz? Su olmadığından değil, su şimdi musluğumuz buradadır. Günde bir defa sulayabiliyoruz. Çünkü 2-3 defa sök, takı, yani bağla, aç biraz zahmetli oluyor. Hatta dün önceki gün sulamaya bıraktığımda hayvanlar ayağımı basmıştı. Dedim belki tırnağım koptu yani epey bir acıdı. Ondan dolayı günde bir sefer sulayabiliyoruz. Ama onda yeterli zannediyorsunuz. Yani, ki değilmiş. Değilmiş. Hayır, değil. Bir diğer nedeni de aşırı saman tüketimi olabilir ama benim tahminim şey, suyla beraber, ikisi beraber. Yani iki tane durum tespit ettim. Hiç şey göremedim. Fabrikayı mı göremedim? Tabii fabrikayı mı kullanmak zorunda değiller. Burada hani onun için konuşmuyorum ben. Ama hayvanların önlerindekine baktığımda bizim patoz saman dediğimiz ince kıyılmış saman, özel patoz makinesinden geçirmiş. Ve içerisinde de bir miktar arpa ve belki biraz kepeğe benzer bazı kırıntılar gördüm. Bunun birkaç nedeni dışkıların diye konuşuyorduk. Yani oradan beslenmeye geçtik. Arpa ve biraz da kepek gözüküyor. Bu tabii şu anlama gelir. Enerji bakımından yeterli ama belki de protein bakımından yetersiz bir
son derece yetersiz bir beslenme olduğunu gösterebilir. Ama miktarı anlayamadım. Yani onu bilmiyorum yani ne kadar arpa veriliyor, ne kadar saman veriliyor. Ama hayvanların dışkıları diyor ki ben diyor yanlış bakılıyorum, yanlış besleniyorum. Onu çok net bir şekilde bizlere söylüyor. Yine içeride bir tane hayvan gördüm. Boyu kısa. Üç tane karşı tarafta duran hayvan var. Onların ortada olanı. Yani şeyine göre kısa. Kafasına göre kısa. Kafası büyük duruyor hayvanın ama kendisi boy olarak kısa duruyor. Belki bu melez olduğu için melezli bir yerde bir durum da olabilir. Ya da zamandaki beslenme eksikliği sonucu, protein eksikliği sonucu ki protein eksikliği boy kısalığında önemli bir etkendir. Veya vitamin eksikliği her neyse artık. Öyle bir şey de olabilir. Yani o anlamda işlerin içeride düzeltilmesi anlamında biraz Sulu. İşimiz var galiba. Var. Ve şunu söylemeye çalışayım. Burada ihtiyaçlar giderinde çok belirgin bir düzelme görürler. Mesela bazı yerlerde hani gidiyoruz, bazı düzeltmeler yapıyoruz ama onun etki derecesi çok yüksek olmayabilir. Ama burada gerçekten mesela suyun tedarik çok fena olacak, suyun, çok tabii, belli olacak. Suyun tedarik edilmesi özgürce yani hayvanların istediği anda içebilecekleri şekilde. Yine yemlerin, fabrika yemlerinin en azından ailenin görebilmesi açısından belli bir süre tabii ilelebet olacak hali yok. En azından birkaç aylık tedarik edilmesi. Onların bu düzelmeyi belirgin bir şekilde verimdeki düzelmeyi, hayvanların gelişimdeki düzelmeyi belirgin bir şekilde görmelerine neden. İnşallah hocam inşallah. Peki bir şey soracağım. İki tane sağımlık ineğiniz var ya. Ne kadar süt alıyorsunuz bir tanesinden günde? Ortalama. İki tane, ikisini beraber alıyoruz. 8 kiloluk bidona koyuyoruz sütünü. İkisinden toplamda mı 8 kilo? Evet, sabah akşam. 8-10 evet. Kilo arası. Evet. Yani o bir tanesi artık kesilmek üzere. Tamam. Doğum yapacak. Hocam vahim diyebiliriz değil mi bu durumu? Şimdi yani yerli inekleri verdiği bir süt miktarı. Yani piyasadan yerli derken bir tanesi Holstein onların. O siyah alaca bir hayvan var. O Holstein yani. Holstein için bu süt değil yani. Kuruya çıkaracak evet. Holstein işte, onu işte zaten. O yüzden diyorum hocam vahim durum. Ama bu zaten görünüyor içerisi. Yani bakımla ilgili şey var. Bir de hocam hani süt yemi verdiğimizde daha da çok veriyordu. Ha, evet. Öyle zaten. Doğru. Ama bahar aylarında otlar bitkilerine daha fazla veriyorlar. Sütlerini satmıyor musunuz? Nasıl oluyor? Sütle fazla kalanı satıyoruz. Satıyorsunuz. Evet. Aslında süt yemi kullansa daha çok süt alırlar ama bilemiyorum. Biraz maddi hocam, evet, imkanlar da ama sütü o zaman şöyle olması lazım. Verdiğiniz yemin karşılığında istediğiniz sütü alamıyor olmanız gerekiyor. Yani diyelim ki 1 liralık yem veriyorsun. Ne olacak? 2 liralık süt alman lazım karşılığına değil mi? 1,5 liralık, 2 liralık süt alman gerekiyor ki verdiğin yeme karşılık sütü. Denediniz mi daha önce? Önce bir ara denedik evet. Denedik faydasını görüyoruz evet. Ama dediğimiz gibi biraz. Peki burada süt satacak olsanız kaça satarsınız? Veya burada satıyorsunuz? Biz servis geliyor şehre götürüyor. Evet. Bakkalda satıyor 1,5 ile 2 arası satıyor. Çok iyi bak, hocam. O zaman evet. O zaman bak 1,5-2 arası neyse o zaman sizin süt yemi vermenizin hiçbir sakıncası yok. Siz hani mutlaka kâr edersiniz. Özellikle o 3-4 ay buzağısı ufak olan hayvan var ya, orada buzağı o hayvana verdim. Zaten onu bahar aylarında Mera'ya gönderdiğimizde. Ama bak bahar, şimdi biz baharda değiliz. Süt fiyatları da hazır. Süt fiyatları da hazır biraz piyasa yapmışken. 1,5-2'den bahsediyorsun. Evet, tabii. Biz Anadolu'yu geziyoruz 80 kuruş 90 kuruş. Tabii. 2 katı burada. Ama çok iyi. 1 liradan getiriyorlar. Nasıl? Yani hani orada şeyini alıyorlar bize 1 liradan anca geliyor yine. Servis götürüyor. Düşüyor, bir liraya geliyor. Hocam şunu söyleyebilir miyim onlara? Eğer Holstein'e atıyorum, onu örnek vermem lazım. Çok iyi bakılsa ondan öyle 4-5 kilo değil de 40 kilo. 15-20 kilo rahat alınır. Yani 20 kilo alınır. Rahat alınır. Yani 40 kilo vermez o hayvan. 15-20 kilo rahat verir. Rahat verir. Rahat verir. 20 kilo. Yani biraz aldık yani. Yem verecek, süt yem 15-20 kilo alıyorduk. Süt ve su. Sulu olacak. Ya Adem güzel bir şey bak 20 kilodan 20 TL diyor bu. Evet. Sen diyorsun ki totalde diyorsun bir asgari ücret kazanıyorum diyorsun. Ayda diyorsun. Sadece ona iyi baksan 20 TL'den ayda ne ediyor? 600. 600 TL para ediyor. Kaybettiğin parayı görebiliyor musun? O da bir tanesinden. Doğrudur dediğimiz gibi yani epey girdiler pahalı olduğu için bakamıyoruz. Ama aslında. Hoca sana ne diyor bak. Evet. Sütün fiyatı iyi burada diyor. Yani sütün fiyatı iyi. Verdiğini geri rahat alabilirsin diyor. Zaten ben yani hep diyorum. İşte aynı şeyi söylüyor. Kurtarabilir aslında diyor. Yani ya zarar etmezsin. Şöyle yapmışlar. Birazcık hani bırakmışlar bunu şeye. İşi akışına bırakmak denir ya. Evet. Böyle demiş. Allah ne verdiyse biz de onu söylemeye çalışıyorum ama bizim de şeyimiz
Bu program hani niye yapılıyor? Şimdi burada dolaş. Her taraf taş. Ne yapılacak burada? Nohut mu ekeceksiniz? Hiç. Ya? Yok. O da hiç. Yok. Yani bu taşta ne ekilir? Yani. Hiçbir şey olmaz ki. Ya burada. Hocam bir şey söyleyeyim. Burada hani yürüyemiyorsun ya. O yüzden buranın kurtulma şansı veya birazcık hayalleri varsa ki var. Özellikle. Dedime gelmiş. Evet. Yengemin hayali o hayallere, o hayallere biraz daha erken ulaşabilmek için azıcık demek keseyi biraz kese biraz da hocam bilgi sahibi olmaları lazım. Bunları işte siz söylüyorsunuz. Bence biliyorlardır. O kadar da bence hepsini bilmiyorlar. Bilmiyorlar mı? Yani zannet büyük bir çoğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. İnşallah sizin de yardımınızla yani öğreneceğiz. O zaman suyu bilin, biraz yem vermesini bilin. Yani suyu da öğren gitsin. Şimdi hocam bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bu programdan sonra ben tavsiyelerde bulunuyorum. Böyle özellikle zengin arkadaşlarım. Hani gelin böyle büyük sizde besi çiftlikleri falan kuruluyorum. Evet. Ya diyor çok yapan oldu battı diyorlar. Ya diyorum nasıl yaptılar peki? Adamla konuşuyor. Ben yaptım diyor battım diyor ya. Dedim ne yaptı kaç tane baktı işte 80-90 tane. Nasıl battın diyorum. Şunu şunu yaptım diyorum. O ne diyor ya. Ben babamdan ne görmüşsüm. Hani aynı burada olduğu gibi kara düzen gidip batıyorlar. İşte bu detaylar. Seni kurtarabiliyor. Yengemi dediğime kadar ta yerleştirebiliyor yani. Tabii o bir ufak bir detay. Sembol ama ben hani battılar dediniz. Şöyle olsun bir bence hani bir düzeltme yapmam lazım. Sizin adınıza değil de o battılar diyenler adına. Hı. Şimdi bazı işletmeler gerçekten batıyor. Bunların batma sebebi maliyet değil. Bunların batma sebebi yönetimsizlik. Nedir? Kötü işçiyle çalışmak, işin başına durmamak, söylenenleri tam tersini uygulamak. Yani gereken şeyleri de uygulamamış yani hocam. O. Peki Melek Hanım. Ya ben sana bugün fazla hiç böyle hiç bakıp bir merhaba demekten bile yoksun kaldı program içinde. Bana yönetmen oradan işaret ediyor. Kenan abi Melek Hanım, Melek Hanım, Melek Hanım. Dedim unutuyorum Melek. Dedim Melek unutsam bana böyle düz al kolat ki döneyim sana da. Gerek kalmadım aklımdasın. Geldin gördün evet. Melek. Valla biz işte siz kameraları açarken hocamla da bir dolaştık. Neler yapılabilir noktasında. Notlarımızı aldık. Hızlı hızlı işte o aslında siz bana dokunmuyorsunuz ya ben o sırada şey düşünüyorum işte ne yaparız nasıl ne ederiz. Nasıl çıkacağım bu işin içinden? Onlardan buluruz bunlardan buluruz. Bir yandan da işime geliyor dürtmemek. ama dediğiniz gibi bu alanda taş ciddi anlamda sıkıntı. Yani Karacabey'de 150 dönümünüz olacak. Kralsınız. Değil mi? Yani. Kral olacaksın, kral Adem. Ama burada işçi olamıyoruz. Evet, işte burada, onu da, işte burada onu da, işçi olamıyoruz. İşte onu da hocam anlatıyorsan işte o bilgileri de uygulamaya işte, koyduğun zaman. Burada tarlanın önemi yok, burada hayvancılık çok, demin de hayvancılık çok daha önemli. Demin de söylediğim gibi yani biz 5-6 inekten aldığımız geliri söyledi. Arazilerden alamıyoruz. Alamıyoruz. Yani 150 dönüm ektiğimizi alamıyoruz daha doğrusu. Ektiğimizi alamıyoruz. Evet Melek. İşte yeri falan konuştuk. İçeride zaten hani yapılacaklar aşikar. Herkes biliyor. Dışarıda acaba soru işareti. Bahçeye ne olacak? Bakalım bahçeye ne olacak? Bahçe olacak olan şey belli yani. Sürpriz gibi de görünmüyor ama olacak olan şey belli. Valla baya bir geniş bir alan ama. Taşları bekletti o baba. Yani burada iki tane şık var hocam. Ya taşları toplayacağız. Şimdi seyirci diyecek ki bahçeye ne yapacak acaba? Nasıl bir sürprizle karşılaşacak aile? İki tane alternatif var. Ya ekip olarak taşları tek tek toplayacağız. Toplasak bile burası Yanardağ bölgesinin taşlarıyla çok yoğun bir şekilde altta da taş olduğu için yine taş çıkacak. Onları toplarız. Onları toplasak bir alttakini toplamamız lazım hocam. Biz aşağı doğru ineriz. Evet toprak yoksa. Muhtemelen ikinci çık nedir arkadaşlar? Bu arazi komple bir betonlama görecek. Dümdüz 10 numara bir hale gelecek. Sürpriz olmaktan bu bölge en azından çıktı İnşallah. Ama değildi yani. Evet. Ya A ya B olacak. O zaman sizi biz belki bir gün bilemedin iki gün başka yere göndereceğiz. Yani başka yere biz göndermeyeceğiz. Biz gidin diyeceğiz abi. Artık ana baba akraba bir yere yerleşin diyeceğiz. O zaman biz evi size bırakalım. Evi bırakma bize. Sadece dışını alırım bize bırakırsın. Yok evi de bıraksın. Nereye gideceksiniz? Allah Allah. Misafirimizsiniz. Nereye gideceksiniz? Evi size bırakacağız. O zaman bu bölgeye gelmek yok o zaman. Bu bölgeye gelmeyeceksin. Biz buraya komple içini dışını yapacağız. Tamam. Size de güzel bir sürprize baş başa bırakmaya çalışacağız. Valla ağzınızdan bal damlıyor. Ne diyeyim? Bal mı damlıyor? Evet. Ağzınızdan bal damlıyordu. Peki o zaman Melek ve o ekibi... O muhteşem ekibi işe koysunlar. Biz hocamızdan çay içmeye gidelim. Kameramanlar çekmeye devam etsin. Bu biraz ağır oldu. Bir çay içmeye gidelim. O çalışsın. Onlar çekmeye devam etsin. İşin keyif tarafı bizde gibi evet, göründü. Evet. Öyle demeyelim. Olmadı. Çok yerinde Herkes oldu. Görevini yapsın diyelim. Herkes görevini yapsın. Adem ile eşi Zerif Hanım bakalım. Daha sonrasında nasıl bir ahırla karşılaşacak ve o ahır inşallah umuyorum ki Zerif Hanım'ı ta Didim'e yerleştirmeye kadar
götürecek. Buyurun. Ver 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 ver. Oh. Bu arada biz etimize dönelim. Etimiz yavaş yavaş suyunu salmaya başladı. Melek ve ekibe inanıyoruz ki öyle bir iş çıkarttı ki bu iş hem Adem'in hem de eşi Zerif Hanım'ın yüzünü güldürecek. Yavaş yavaş ilerleyelim ve bakalım ağrımız nasıl olmuş. Çok güzel olmuş maşallah. Ay çok güzel olmuş. Gerçekten de ağrımız gerçekten de şahane olmuş. Programın adı gibi ağrımız şahane olmuş. Tamam biz televizyondan tanıyoruz Melek Hanım ama doğru mudur diye bir teyit etmiş. Merhabalar. Merhabalar hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefa geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Buyurun şöyle buyurmaz mısınız? Ne var ne yok? Sağ olun hocam. İyidir yani program olarak gayet iyiyiz Diyarbakır'da. Öyle mi? Günden güne yayılıyoruz. Bizim Çiftçi TV'de yayınlanan bir gelelim hani Ağırım sadede şahane. Gelelim. Ağırım Şahane isminde bir evet. programımız var. Evet, programımızın bu bölümünde evet. sizleri ziyaret ettik. Neden? Çünkü çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ziyaretimizin sebebi size yakın, bölgenize yakın iki şanslı yetiştiricimiz. Evet. Ve bölüm çekimi oldu. Evet. Onlarla ilgili bazı yem siparişleri vereceğiz. Evet. Gönderebilir misiniz böyle bir şey yapsak rica etsek? Tabii. Kısa sürede sevk etmeniz bizi çok mutlu edecek. Evet hocam yani inşallah yarına kadar çözeriz yani peki. Sevk edeceğiz. O zaman ben müsaadenizi istiyorum. Müsaade sizin çok memnun olduk. Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Soluklar takılıyor. Gelmesi için borular döşeniyor. Her şey eksiksiz olmalı.
altlıklarda geldi. Hayvanlar rahat etmeli tabii. Şimdi Adem ve Zerif gittiler bir akrabalarına kalıyorlar. Bize de burada bayağı iş düşü çünkü alan bayağı büyük. Bu alana beton dökeceğiz önce. Burayla başlayacağız ki inekler dışarı çıktığı zaman burada rahat rahat yatsınlar, rahat rahat dinlensinler. Buraya girmek oldukça zor oldu çünkü kamyon buraya sığmadı. Haliyle orada betonu yıktık, kırdık. Kamyonu buraya, mikseri daha doğrusu buraya almak zorunda kaldık. Bayağı bir uğraştık. Akabinde şimdi geldik işin diğer tarafına. İçeriden musluklar yapılırken bir yanına biz beton dökmeye başlayalım. Hazır mıyız ustam? Her şey tamam mı? Emniyet memniyet hepsi ayarlı. Hadi bismillah dostum bas. Dök betonu. Ver 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 ver. Oh. Haydi bismillah. Bütün bu çalışmalar çiftçiliğe gönül vermiş ailelerimizin mutluluğu için. Biz Çiftçi TV ağır bir şahane ekip olarak her taraftayız ama prodüksiyon tarafında, ama inşaat aşamasında, ama program sunum aşamasında, her kolda. Çünkü amaç bu programın en keyifli tarafı aileleri güldürmek, sevindirmek. Yani hem bu dünyaya hem de biraz diğer dünyaya çalışmış oluyoruz. Hayvanların dışarıdaki konforu ve rahat dolaşmaları için tüm alana beton dökülüyor. Merhaba. Şu an misafirlerimle beraber misafir olduğumuz yerde yemek yapmak için buluştuk. Evet. Önümüzde tatlı şey var. Tabii siz tatlı şey nedir bilmiyorsunuz. Evet, tatlı şeyi ben size şöyle anlatayım. Biz geldiğimizde bir keçi vardı. Kendileri için almışlardı. Kesilecekti ama birkaç hafta sonra kesilecekti. Tabii biz sürpriz bir şekilde gelince tatlı şeyin başına da birkaç hafta öncesinden bir şey gelmiş oldu. Şimdi tatlı şeyden yemek yapacağız. Tatlı şeyden ne yapacağız? Saç tava yapacağız size. Saç tava yapacağız. Hı-hı. Bu bölgede zaten et, hamur, işte bir hafta 10 gündür buralardayız. Evet. Çok. Evet, evet. Bugün hatta bir yerde söylemiş sayıptır, lahmacun yedik. Evet. Orada da şey dedim ben, hani yarım porsiyon olsun, çok yiyemem dedim. İki tane geldi. Ama dedim ben yarım porsiyon istemiştim. Tamam abla dedi, bizde dedi, bir porsiyon 4 tane dedi. Doğru. Bizde öyle değil, bizde bir porsiyon yiyor, 2 tane getiriyorlar. Yok, burada 4 tane. Bol kepçe yani, sevdim ben orayı gerçi de.
Şimdi yemekle ilgili biraz bize anlat bakalım, nasıl yapacağız, ne edeceğiz? Sen etlerimizi doğramaya başladı. Tabii Kenan dışarıda beton dökülüyordu, usta işleri vardı. Bir yandan kamyonlar geldi, beton döküldü. İçeriye tesisatçı tesisatı çekiyor. Tabii ben burada azıcık tüyo vermiş oluyorum bir yandan da ama o kısımları duymuyorlar. O yüzden Kenan o kısımları kaçırdı. Anca yetişti bize. Biz o sırada tabii eti falan doğradık. Birazcık bıraktık. Şimdi birazcık doğrayacağız da. Evet. Ondan sonra ne yapacağız? Bu etleri kavuracağız. Hı-hı. Ondan sonra domates, biberimizi beraber kavurup inşallah güzel bir yemek çıkaracağız burada. Tamam. O zaman biraz doğrayalım. Şöyle biz şimdi etimizi koyduk. Siz diyeceksiniz ki yine ne kadar az ya, kaç kişi yiyecek onu? Kaç kişi yiyecek bunu? Bir kişi yiyecek, ben yiyeceğim. O yüzden bana kadarlık bu dermişim. Şaka şaka. Biz bunu yarın yiyeceğiz, hep beraber yiyeceğiz ama ne kadar çok et olursa pişme süresi biliyorsunuz o kadar çok uzuyor. Biz de bugünlük bana kadarlık yapıyoruz. Ondan sonra bir daha yarın tekrar çok çok yapıyor olacağız. Diyoruz biz onlara. Siz yağ biberi mi ekiyorsunuz? Biz buna tatlı biber diyoruz. He. Biz ona yağ biberi diyoruz. Bizim oradaki amacı şu. salça yapıyoruz biz ondan. He. Aynen. Burada Meryem bunları getirsene. Çoğunlukla onu kullanıyor, kırmızı biberi. O bizde kızarıyor. Kızarınca, kırmızı olunca biz ondan biber yapıyoruz. Biber salçası. He, aynen, biber salçası yapıyoruz. Ondan biz sonra de burada pul biberimizi kendimiz yapıyoruz. He. Evet. Bu arada biz etimize dönelim. Etimiz yavaş yavaş suyunu salmaya başladı. Kapağını kapattık. Sık ateşte biraz kendi kendine kaynasın. Biraz biberleri seriştikten sonra da domateslerini dökeceğiz. Peki misafir geldiğinde falan var mıdır buranın bir yöresel yemeği? Valla genellikle türlü yapılıyor. Türlü? Pilav, tavuk kesiliyor. Hani pilavın üstünde yapılıyor. Ha, o şekilde. Evet. Yani en meşhur yemeği odur. En genellikle onu yapıyorlar. Anladım. Misafir geldiği zaman hemen o yapılıyor. Yani. Evet. Şimdi biz geçen gün geldik sağ olsun kahvaltıya. Aldılar bizi. Biz bunu yedik ama bu yumuşak çıktı. Katlı bir şekilde geldi. Evet, şimdi böyle su serpip de takır takır yumuşatıyoruz. Bir tane yumuşatalım. Tamam. Bir göreyim ben, merak ettim. Böyle kenara alalım. Evet. Çocuklar basmayın. Bu arada etimize bir bakalım. Evet. Bir cızırtılar kopuyor orada. Oluyor galiba. Aynen. Evet, rengini almaya başladı. Biberler senişmeye başladı. Hı-hı. Tabii siz şu an kokusunu duymuyorsunuz. Görüntüsüyle idare edin. Kokusu da güzel.
Biraz daha tamam. Biraz daha devam etsin. Ekip tam gaz çalışıyor hala. Biraz daha kapağını kapatayım. Şöyle. Biraz daha böyle kendi kendine sertleşmesin. Ne kadar çok suyu içinde kalarak pişerse o kadar çok yumuşak olur. Kenan'ın bir yüz ifadesi var. Nereden biliyorsun? Yani kim dedi, annem dedi, kim diyecek? Bu da işte bu üzüm pestili. Bu da şey incirin. İncirin pestili. Renk farklılığı var yani, yoksa bunun tadı daha güzel. Şey, burada susam atılıyor hep içine. Bunu normalde ceviz olmuyor mu içine? Yok, susam. Yani hep susam yani. Evet, yani kimisi katmıyor da. Sade de yapıyorlar. Ama genelde susam katılıyor. Peki bu sucuk oluyor bunlardan? Onlara ceviz. Onların bu malzemenin içine evet, onu koyuyorlar. Ha, malzeme bu. Hı-hı. Sadece o cevizleri ipe bağlıyor, şey takıyorlar. İçine sokuyor, çıkartıyor. Evet. Asıyor, kurutuyor. Biraz kuruduktan sonra tekrar hani biraz çok almaz lazım. Alsın yine. Evet. O yüzden. Ha, evet. Yani yoksa böyle tadına bakabilirsiniz. Şöyle bir azıcık kopartayım, dur. Dün ben şey yemiştim, bugün de incirden yiyebilirim. Burada yani herkes yapıyor, ya gördüm. Burada yok, bizim köyde yani. Hmm. Bizim Çermik köyü. Çermik'te mi? Evet, Çermik köyünde. Dün içinden geçtik Ergenden gelirken. Evet. Orada bağ var, incir. Evet, orada çok bağ vardı. Normalde burada bağ var da, orada biraz daha bağ vardı yani, doğru. Ve ekmeğimize gelelim. Ne olmuş? Aa, yumuşamış. Birazcık sert kalmış gibi. Olsun, sıkıntı yok. İşte böyleydi. Evet. Aynen. İşte böyle yumuşaktı. Ben de şimdi onu görünce merak ettim. Nasıl böyle yumuşak oldu diye. Bakayım. Yumuşak yani, bildiğiniz yumuşamış. İşte. Sonra da yerine koyalım. Birazdan bize lazım olacak bu. Yemeği mi? Pişti. Evet. Bakalım. Vallahi güzel gözüküyor. Şimdi tabağımızı alalım. Evet. Size şöyle son göz gösterelim. Sonra biz bunu afiyetle yiyelim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Melek Bey,
ekibe inanıyoruz ki öyle bir iş çıkarttı ki bu iş hem Adem'in hem de eşi Zerif Hanım'ın yüzünü güldürecek. Yavaş yavaş ilerleyelim ve bakalım ağrımız nasıl olmuş. Çok güzel olmuş maşallah. Ay çok güzel olmuş. Gerçekten de ağrımız gerçekten de şahane olmuş. Programın adı gibi ağrımız şahane olmuş. Tamam biz televizyondan tanıyoruz Melek Hanım ama doğru mudur diye bir teyit edilmiş. Ekip çalıştı, ustaları hiç durmadı vallahi. Mola bile vermediler, çok yoruldular çünkü bu bölgede hakikaten koşullar biraz zordu. Ama ona rağmen Melek ve ekibe inanıyoruz ki öyle bir iş çıkarttı ki bu iş hem Adem'in hem de eşi Zerif Hanım'ın yüzünü güldürecek. Neler oldu, neler bitti, bu ahırda neler yaşandı, ne gibi sürprizler bekliyor aileyi? Sizlerle beraber ben de merak ediyorum. Bakalım Melek İbiş neler yapmış, bir de ondan dinleyelim. Melek! Melek! Melek ne haber? Kolay gelsin. Sağ ol. Nasılsın? İyisin? İyi olasın. Haklısın. Sağ olasın. Neler yaptınız? Vallahi burada da yine bayağı bir inşaat işimiz oldu. Hmm. Beton, mikser. Yine mikserler burada mıydı? Evet evet. Mikserler peş peşe geldi. 4-5 bölümdür miksersiz bir yere gitmiyoruz maşallahımız. Evet. Hele bir tane değil 2-3 tane mikserle doğru, gidiyoruz. Doğru. Ya şimdi normalde hani hem düzgün olsun beton yoksa ustayla da karabiliriz. Ama biliyorsunuz zamanla yarışıyoruz. Uzun süre. Ve de düzgün iş yapmaya çalışıyoruz. Peki böyle daha mı maliyetli oluyor? Tabii böyle daha maliyetli oluyor. Para var abi sıkıntı yok ya. Atıyorum mesela ustalarla işi yapsam malzemeyi alacağım, şeyi alacağım. 2-2,5 lira para harcayacağım atıyorum. Mikser geldiği zaman 5 lira 6 lira. Atıyorum derken de rakamı telaffuz ettin yani hiç 60 kadar da olmadı yani. 5 lira 6 lira gibi bir para gidiyor, vermek durumunda kalıyoruz yani öyle olunca. Olsun, onlara feda olsun. Ustalarla çalışırken 2 gün çalışacağım, mikserle 1 saat çalışacağım. Yani 1 saatte iş bitiyor. Tabii. Maliyet biraz fazla oluyor ama hem bizim açımızdan hem de onların açısından daha iyi oluyor. Başka neler yaptık? Yine bizim içeride yataklarımız var. Bireysel kauçuk yataklarımız. Tabii yine bireysel sulama sistemlerimiz var biliyorsunuz bu dönemde hayvanlar için ve yetiştiriciler için en önemli olan nokta su. Yani. Elektrik hattı yoktu. Dama direkt elektrik çektik bir 60 metre kadar mesafeden. Elektriği de projektör olarak koydurduk ki kışın burada havalar soğuduğunda hani hayvanlar onun aynı zamanda ısısıyla da içeride ısınabilsinler. Projektörün ışığıyla ısınacaklar. Tabii aynen bizim kameraman arkadaşların kullandığı sarı ışık tarzı. Hadi ya öyle mi? Tabii, ben tabii. Ne bileyim. Projektör neydi ben bilmediğim için. O tarz bir... Sarı yanıyor değil mi? Aynen o tarz bir sistem. Hem ısıtıyor hem aydınlatıyor. Sağ ol Melek. Rica ederim. Peki başka ve var mı? Ve sağım makinamız. Burada hiçbir yerde sağım makinası yok ve görmemeye devam ediyoruz. Bilmiyorlardı. Tabii tabii ilk defa görüyorlar. Bayanlar için de bir aktivite gibi bir şey oldu bu sağım makinası. Değil mi? Böyle bilgisayar gibi bakıyorlar. Doğru. Çünkü hiç Diyarbakır ve Urfa köylerinde bu bölgelerde yok. Sağım makinesi bilmiyorlar. Yani bilse de hani yok diyecekler o da yok bilmiyorlar. Ya bizim mesela Bursa tarafında iki tane ineği olduktan sonra insanların ilk yaptığı şey gidip bir sağım makinesi almak oluyor. Ama bu sadece hani kolaylık anlamında da değil. Sağlıklı olan da bu. Yani ama işte yavaş yavaş böyle yani, işte bölge bölge gezerek tabii. Bunu öğretmeye çalışacağız insanlara. Aynen. O ve daha birçok bilgi. O zaman ailemizi bekletmeyelim. Gidip onları alalım. Ağrın kapısına aynen. Dayanalım. Hadi bakalım. Hadi abi. Ve şimdi Adem'i aldık. Eşi ben isminizi Zerife Hanım. İsmim biraz zor. Zor yani çok da duyduğum bir isim olmadı hiç. Bir de bende isim unutma alışkanlığı var ki eyvah eyvah. Şimdi sizi beklettik biraz kusura bakmayın. Bir gün boyunca yoktunuz ama haliyle ahır sürpriz olacaktı. Mecbur sizi buralardan uzaklaştırmak zorunda kaldık. Ama burada çok iş yapıldı. İnşallah. Yani mikserlerin biri geldi biri gitti. O kadar tüyo vereyim ben size. Ağrın sadece içi değil, bence dışı da yapıldı. Desem herhalde işe biraz uyanmış oluruz değil mi? İnşallah. Ve şimdi geldik o ana. Yavaş yavaş ilerleyelim ve bakalım ağrımız nasıl olmuş. Çok güzel olmuş maşallah. Ay çok güzel olmuş. Maşallah. Beton da dökmüşsünüz abi bize. Başka ne dökecektik buraya? Güzel, biraz çok güzel. Çamur da eskimesi çok güzel olmuş hocam. Herhalde güzel olmuş burası. Vallahi ellerinize kollarınıza sağlık. Bak. Çok güzel bir şey çıktı ortaya. Hele şu beton, kışın burada yaklaşık böyle yarım metreye yakın hayvanlar çamura batıyordu. Yazın taş döşemiştik, yazın da ayakları sürekli kanıyordu taşların üzerinde. Yürümekte zorluk çekiyorlardı ama buraya beton sermeniz muhteşem bir şey olmuş. Çok güzel oldu. Ağrım şahane, çok güzel oldu.
Sulukları da çok güzel olmuş. Aynen, sulukları yaptırdık. Çok güçlük çekiyorduk. O suluklar işimizi çok çok, bir de önümüz kış. Çok çok rahatla, çok çok rahatlık çekeceğiz. Biz bunu yani 10 yıla kadar daha yapamazdık. Bizim hani maddi durumdan biz yapamazdık bunu. Buçuk mikser kamyon buraya beton döküldü. Betonun kalınlığı herhalde bir 20 santim var mı? Duvara bakıyorum eskiye oranla yani yaklaşık bir, hemen hemen bir dize gel. Beton aynen. Dökülmüş buraya. Betonu fazlasıyla döktük ki uzun ömürlü olsun diye. Hatta beton yine fazla gelince işin açıkçası hesabı tutturamadık. 3 kamyon mikser geldi buraya. Maşallah. Fazla olunca evinizin öndeki o boş çamur arazi vardı. Orayı da betonladık biz. Sağ ol. Yani Allah razı olsun. Onu da hallettik. Şimdi onu da görürsünüz zaten. Oh, çok güzel yapmışız. Evet. Ağrın dışı ve bir de içini tabii yaptık. Ama dışı bence harika oldu. Çok güzel olmuş. Bu Allah beton, razı olsun. Bu beton gerçekten çok çok güzel olmuş ya. Hayvanlarımız çamurdan artık kurtuldu. Ha, çamur değil bu. Çamur, engebeli taşlar, maçlar. Taşlar da kurtuldu. Kışın çamur vardı. Yazın da taşlar vardı burada. Da yazın ayakları hep çoğu zaman kan oluyordu. Çok tabii tırnakları. tabii yani çok kışın da öyleydi. Hep yara oluyordu çamurdan. Kışın bir diz çamur vardı. Programın yani böyle bir şey gerçekten çok güzel olmuş. Programın başında da söylemiştim. Çok, çok siz olmuş. Hani burada ineklere çim eziyeti yapmıştınız. Hani normal sadece toprak olsa ne diyeceğim tamam. Ama bu toprak ve böyle sivri sivri taşlardan oluşan bir araziyi evet. Bildiğin ineklere hani süt verme bize lazım değilsin der gibi bir çim eziyeti burada söz konusuydu. Şimdi bura böyle. Çok güzel olmuş. Daha bitmedi ama. Ellerinize kollarınıza sağlık. Şimdi bir de bakalım ağrın içi nasıl olmuş. Buyurun. Aa, burası böyle olmuşsa emeği kimler için nasıl olmuş? Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Cümlemizden buyurun. Bu da süslama makinemiz. Size hediye olarak getirmiştik. Sağ olun. İçeride de sunacaktık ama bunu size bu da benim işime yarayacak. Benim duruyor. İçim kolaylık olacak. Zaten almayı düşünüyorduk. Şimdi bu almayı düşünüyorduk. Diyarbakır'da olsun, Urfa'da olsun bölgelerde süslama makinesi bilinmiyor. Biz onu fark ettik. Hani Bilip de almama da değil, bilmiyorlar bunun ne olduğunu. Evet. Bu size hayatınızın en büyük rahatlığını getirecek. Evet, benim getirecek. İçin. Özellikle benim için. Ben de özellikle yaşım babasının evine gidince ineklerin sağması benim başıma kalıyordu. Daha çok bu benim işime yarayacak. Hem kolaylık sağlayacak hem de sağlık açısından çok da önemli. Evet, doğru. Hijyenik. Çok çok işimizi çok çok fazla kolaylaştıracak bu. Hadi bakalım inşallah. Şimdi Allah o zaman ne yapalım? Bu hediyemizi önceden vermiş olduk. Allah razı olsun. Ağrı'ya gidelim. Çok çok güzel olmuş. Cümlemize bakalım ağrımız nasıl olmuş? Suluklar, elinize sağlık. Atlıklar çok güzel olmuş. Şahane bir şey çıkmış ortaya. Biz dün akşam burada yattık. Siz yokken. Yataklarımız 10 numara. Bas bas. Hamle yaptı, basacaktı. Bas bas, bence korkma. Bir bas istersen. Bas bir zıpla. Bak ne kadar rahat. Hocam şöyle be, artık biz burada otururuz kendimize. Ha? Şöyle. Hayvanlar dışarıda ben burada. Burada otururuz. Su da geliyor. Ha, burada yaşam mahalli oluşturuyoruz. Burada hocam. Vallahi hocam ne diyeyim, elinize kolunuza sağlık. Yani hayvanların buraya girmeden önce bu şekilde otu tadını çıkar ama inekler girdikten sonra oturamazsın. Hayvanlar bırakmadan önce bir ben bir tadını çıkarsın. Bir oturacağım, bir çay falan içeceğiz. Ondan sonra bir nasıl olur hocam? Bir çay içeyim. Bir çay içip böyle hayvanlarımızı taktırdık. Suluklar evet. Yataklarımızı çok taktırdık. Çok güzel olmuş hocam. Şuraya bir yatak kısmı daha. Suda geliyor. Tam yetiştiremedik. Buraya da yatak kısmı geliyor şimdi. Aynı bu şekilde olacak. Suluklarımız oldu. Bence 10 numara oldu. Çok 10 numaradan ederim. Çok şahane bir şey olmuş. Gerçekten ağrım de şahane. Ağrımız gerçekten adı de şahane de olmuş. Şahane. Programın adı gibi ağrımız şahane olmuş. Gerçekten ağrımız çok şahane oldu. Ağrım şahane oldu. Bütün ağrım şahane ekibine can yürekten teşekkür ediyorum. Çok çok güzel olmuş. Suluklar elinize, çok güzel. Hayvanları sulamakta zorlanıyordu. Zaten kışın en hele, büyük ileriki. Sıkıntı bu işte evet. Zaten o. Yani. Eşim gidip de çalışmak istiyordu dışarıda. Ben hayır tek başıma hayvanlara bakamam diyordum. Artık şimdi gidebilir. Şimdi gidebilir. Hakikaten gidebilir. Bu işin esprisi evet. Gidebilir. Çünkü gerçek diyorum. Çünkü günde iki artık ben tek bakabilirim hayvanlara. Yani. Çünkü günde kaç defa gelip bakıyordun su var mı yok mu diye? Ya sabah geliyorduk öğlen akşam. Günde 3 defa şu su için buraya evet. Sulaması çok problem oluyordu.
Suraması bağlıyor da buraya tek çöz, sök, götür, getir. Bazen bağladığımızda ayaklarımıza basıyordu, tırnaklarımıza. Hayvanlar malum bazıları hırçın oluyor. Bundan birkaç gün önce sizden bir hafta falan önce bir tanesi var. Çok aşırı bir huysuzdur. Ben bağlıyorum, o çekiyor. Ben bağlıyorum, o çekiyor. En son ayağıma bastı. Dedim, vallahi dedim yani ayağım kesin, tırnağım koptu. Allah'tan yani gittim baktım. Bir şey... Suyu burada veriyordunuz ama değil mi? Dışarı mı çıkartıyordunuz? Dışarı çıkartıyorduk. Dışarı çıkartıyorduk. Sırf su içmesi için mi? Sırf su içmesi için. Özellikle de kışın. Çamurda. Zaten şimdi beton dökmüşsünüz. Şimdi belli olmuyor. Ama o çamuru yani derler çeken bilir. Vay 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 çeken vay. O çamuru düşündüm hakikaten. Düşündüm hakikaten zor. Yani çok zor. Yani o beton, o havada bu musluklar hani, güneş de olsa, yani kar da yağsa hani her türlü sıkıntı. Buradan kaç tane hayvanımız vardı bizim? Burada unuttum. Burada 8 tane ineğimiz. 8 var. Tane hayvanı günde 3 defa buradan çıkartacağım. Günde 2-3 defa götürsün getir. Dışarı zaten çıkartacağım. Orada onlara su içireceğim. Tekrar onları içeri alacağım. Bildiğin abi işkence ya. Vallahi işkence. 2-3 yani defa zaten söküp götürdüğünde akşam oluyor. Şimdi getir götür. Ya abi onun eziyeti çok zor. Çok yani zor çıkart. Bir de bağlıyorsun. Çöz bağla. Işık da getirmişsiniz. Işığımız da yok. Onlar kışın çok soğukta onlar ısınacaklar. Yani bu projektörü koymamızın amacı, en büyük amacı kışın soğukta onları sıcak tutması için. Hani hem aydınlık hem de onları sıcak tutacak. Ama çok güzel aydınlık olmuş eskiden. Ben kendim çekmiştim. Seyyar bir tek bir ampul çekebilmiştim. O da zaten yeterince aydınlatmıyor ama bu şimdi çok güzel bir aydınlık oldu. Hayvanlar doğum yaptığında kışın el feneriyle geliyorduk. Değil mi? Evet ama bu sefer çok aydınlık bir şey oldu. Çiftçilerimize hemen ben şunu söylemek istiyorum. Aa buraya da keşke gelseniz dediğinizi duyuyorum ama herkese yetişme şansımız yok. Ama gelemediklerimiz, gidemediklerimiz hani şunu yapın. Bakın aynı eziyeti siz de çekiyorsunuz. Yani günde 3 defa gel inekleri ağırdan çöz, dışarı getir. Sularını ver. Sularını içsinler. Bunun yazı da aynı işkence, kışı da aynı işkence. Tekrar ağıra getir. Bildiğin hakikaten seni bu işten soğutur. Yani şu düzeneyi kurmak çok zor değil. Şu suluk sistemi çok yani kolay bir sistem. Bunu ağırınıza koyarsanız, bunun maliyeti de o kadar yüksek değil. Bunu koyarsanız rahat edersiniz. Ne olacak? Artık daha sizin suyla işiniz yok. Hani inen suyu var mı yok mu öyle bir derdiniz yok da. Çünkü inek buraya geliyor. Şuraya gidip gösterme şansım var mı kameramanlar? Bakın bilenler biliyor zaten ama inek geliyor şuraya ağzını değdiriyor. Su otomatik geliyor. İçince çekiyor duruyor. Yani ineğin tek başına hallettiği bu olay artık. Daha sizlerin hiç bununla bir işiniz kalmıyor. Yani ineğin suyu var mı yok mu? Günde 3 defa çıkart, 3 defa dışarı getir. Maliyetli bir durum değil. Bunu yaparsanız çok rahat edersiniz. Değil mi? Bundan sonra sabah akşam yemini vereceğiz tamam. Bitti. En zor kısmı da sulamasıdır. Yani, tabii, en zor kısmı sulamasıdır. Tabii şimdi yemi önüne atıyorsun ama su da öyle değil. Bir de bazen su akmıyordu götürüyorduk. Aşağıda dere vardı kışın. Götürüyorduk o zaten gördüğünüz her yer kayalık. Düşme müşme de oluyordu. Yani hayvanların bazılarında ayaklar kırılma bizimkinde yaşanmadı ama komşuların birisinin ayağı hayvanı kaydı, ayağı kırıldı. Ya senin dış zeminin çok kötüydü abi ya. Yani, hele öyle bir zeminde dışarı çıkart değil mi Melek ya? Hep kayalık zaten yürüyemiyor. Bir de yağmur yağıyor, kayalar kaygan oluyor. Artık siz hesaplayın, getir götür yani biz kışın fırtına da koptuğunda su olmayınca çoğu zaman yani götürüyor, kayıyorsun, düşüyorsun. En güzeli bu suluklar. Yani en rahatlık sağlayacak olan bir şeylerden. Senin donduğunda zorlanıyor. Onu siz gördüğünüzde ben söylemeyi unuttum. Dışarıda bir de dediğiniz gibi suluk koyduk. Kışa önlemli. Evet. Yani o su donmuyor. Orada da yine inek. Bazen de su donuyordu. Hayvanlar yine susuz kalıyordu. Yani şöyle bir dipnot düşelim. O serbest gezinti alanı için verdiğimiz olan bir suluk. Aynen. Yani bağlıyken hani kullanabilecekleri bir sistem değil. Tabii. Yani bu burada ama o dışarıda serbest. Hayvanlar oraya baktığımızda gidip kendilerine rahat geçebilirler. Aynen. Şimdi bu bilgiler tabii yeterli değil. Şimdi daha çok bilgi almamız lazım. Ağrımız oldu mu olmadı mı? Onu hocamıza sormamız lazım. İsmet hocamızı bir çağıralım. Çağıralım. Ona sorularımızı soralım. Daha çok bilgi alalım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba hocam. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Her programda maşallah geliyorsunuz. Evet evet. Nerede olursak olalım. Çıkıp geliyorsunuz. Kanatlanıp geliyorum hemen. Atlıyorum uçağı, arabaya. O anki bir vesait durumu neyse. Ne bulursam onunla geliyorum. Otobüs, özel araba. Neyse o. Gemi. Hocam nasıl buldunuz o dedikleriniz oldu mu? Vallahi ziyadesiyle olmuş. Güzel olmuş. Evet, ziyadesiyle olmuş. Allah bunu yol açanlardan razı olsun öyle söyleyeyim. Aynen öyle hocam. En önemli şey o. Özellikle
dış bahçeyi ben gördüm. O taşlıkları falan, taş acayip bir şeydi ya bu. Berbat hocam. Yani öyle ya. Özellikle o kışın diyorlar çamur tabu donuyor ve parmak aralarına battığı zaman oradan yaralıyor ve foot rot dediğimiz hastalığa yol açıyor. Öksürüyor. Toparlama da oluyor. Yani o foot rot'tur o. Yetiştiriciler onu çoğu yemden olduğunu düşünürler ama aslında yemden değildir. Parmak arası yara direkt bu tip kötü zeminden kaynaklanır. Hocam gördüğüm en kötü zemin de orası ya. Ya inanılmaz ben ama bu coğrafyanın şeyi bu yani. Burada bir yanardağ var, fırlatmış taşları. Bir sağdan fırlatmış yani bütün bölgeyi yayın almış. Karacadağ burada. Karacadağ. Bir hemen böyle bir etrafımıza bakıyoruz, sağda kayalık. Evet aynen çok öyle. Her taraf öyle maşallah. Aynen öyle. Yani daha uzak ama yani bayağı bölgeyi taşlamış. Komple yani kayalık. Zemin öyle bir taş ki temizliyorlar alttan yine taş çıkıyor. Evet. Her taraftan taş çıkıyor. Allah Allah. Kolaylık versin ne bu bölgedeki herkese. Allah bize taş vermiş ne diyelim. Öyle. Bu yöre bu. Ben çok mutlu oldum yani burası için. Güzel yani oldu hocam. Mutlu oldum. En çok mutlu olduğum yerlerden birisi burası. O yüzden. Hocam besi olarak ne diyorsunuz? Hayvanları gördünüz. Durumunuz nedir? Hayvanları gördük. Burada aslında 3 grup hayvan var. Buzağımız var. Evet. Sağmal. İki tane ineğim var. Bir de 6 tane de gebe var. Gebe, yani sağmallar da gebe de. Evet. Diğerleri düve ilk doğumlar. Düveler var. Tabii biraz düve beslenmesi üzerinde durmak istiyorum ben. Çünkü bu firma buraya pro düve yeme. Değil mi? Evet hocam. Onu verdi. O yüzden hazır pro düve yeme verilmişken ben bunun rasyonları nasıl yapacaklar oraya aileye anlatayım. Hem de seyircilerimiz bilgilensin. Şimdi düve gelişimi çok önemlidir. Düvelik dönemini iyi geçiren hayvanlar doğum yaptıklarında daha çok süt veriyorlar. Yapılan araştırmalar bunu ortaya koyuyor. Düvelik dönemini iyi geçirmek demek bir Holstein'in veya bir Simmental'in boylu bir hayvan olması demektir. Buna çok dikkat edeceğiz. Bir düvede boyun karşılığı yani boylu bir hayvan elde etmek istiyorsak bunu arpaya, mısıra, buğdaya boğmayacağız. Böyle ağır bu şekilde bunlarla ağır besleme olmayacak. Onun yerine daha çok boy yapmasına yani iskelet gelişimine uyarıcı protein, vitamin ve mineral içeren o yönü yüksek yemler kullanacağız. Düve yemleri de bu böyledir pro düve yemi de. Buna göre tasarlanmıştır. Proteini düvelerin ihtiyacına uygundur. Neden? Çünkü içerisinde %17 civarında protein var. Halbuki bir arpa ya da mısırın içerisinde bunun neredeyse yarısı kadar özellikle mısırın içerisinde çok düşüktür. Dolayısıyla bazı yetiştiriciler veya besi yemlerinde %13-14'tür protein oranı. Çoğu yetiştirici Anadolu'da düvelerine gelişsin. Bizim millet karınlı yaratığı seviyor. İnsanlardaki gibi yani biraz göbekli hayvan seviyor. Diyor ki mesela Diyarbakır'daydık. Dediler ki biz niye bu pırpır samanı çok yediriyoruz hayvanlara, besi hayvanlara? Dediler ki böyle bir şey istiyorsun. Göbekli gözüksün değil mi? Hocam onun için kepek de diyorlar. Hani verin ki içini açsın diye. Bunlar bitmiş gitmiş bir anlamı olmayan uygulamalar. Kepeği ama şöyle seviyorum. Eğer yetiştirici düve mi, fabrika mı veya bu protein kaynaklarından haberdar değilse veya pamuk küspesi çok iyi bir protein kaynağıdır. Kepeğin proteini arpadan yüksek. O yüzden kepek boy anlamında arpadan daha etkilidir aslında. Ama besiye bizimkiler vermeye çalışıyor. Tabii ben bilemiyorum hani sebebini. Neyse ben konuyu dağıtmadan şöyle toplayayım. Düvelerde boy yaptıracağız. Boyu yaptırabilmemiz için de yüksek proteinli bir şeyimiz var kaynak. Bu da düve yemidir. Mesela yetiştirici şuna söyleyebilir. Hocam biz hep her şeyi düve yemiyle mi yapmak zorundayız? Yok. Bir miktar düve yemi kullanın. Onu bir miktar arpa ya da mısırla takviye edip enerji bakımından yine bir miktar da pamuk küspesi ya da ayçiçeği küspesiyle protein yönünü birleştirip yine formülü bozmadan bir şey elde edebilir. Mesela örnek bir rasyon söylemem gerekirse atıyorum. Pro düve yeminden düvelik dönemi boyunca yani doğuma bir ay kalana değin aşağı yukarı 4 aylık yaştan doğuma bir ay kalana değin standart günlük 3 ila 3,5 kilogram düve yemi. Hocam çok özür dilerim. Ha. Montajımız burada şöyle bir şey yapsın hani çiftçilerimiz daha iyi anlasın diye söylüyorum. Burada ben ekranı şöyle ikiye verelim yaprak. Hocamızın dediklerini yazalım. Ha, evet. Bu yazalım. Daha net gösterelim. Bu çok hocam, güzel. Bu tekrar başlayalım. Bu çok güzel bir öneri oldu. Çünkü insan bir de duyacak, ya ne dedi derken de bir de şuradan aksın bir şey. Aynen evet. Hocam. Çok sağ ol, çok eksik olmayın. Bundan çok sonra bütün bölümlerde de böyle yapalım. Böyle hocam. Yapalım. Daha iyi anlatmak için. Çok iyi oldu. Bu öneriniz gerçekten yararlı bir öneri.
O zaman şöyle baştan söylüyorum. Düvelik döneminde hayvanınız 4-5 aylık olduktan sonra, yani dişi hayvan, buzağı, doğuma bir ay kalana değin 3 ila 3,5 kilogram civarında düve yemi. Baştan sona kadar standart verilecek. İki tane tarif vereceğim ben. Birinci tarif bu. Devam ediyorum tarifime, birinci tarifime. Ondan sonra ikinci tarifi anlatacağım. Madem böyle bir öneride bulundunuz. Birinci tarifimde 3 ila 3,5 kilogram hayvan başına günde düve yemi. Varsa ellerinde çok çok iyi olur. Günde büyüklüğüne göre küçüklere 2 kilogram, doğuma bir ay kalana kadar 7 kilogram olacak şekilde. Yani 2 ila 7 kilogram giderek artıracak yaşı ilerledikçe, büyüdükçe. Mısır silajı 2 oldu. Bana göre olmazsa olmaz kuru ot. Bakın samandan bahsetmiyorum. Kuru ot. Ne olabilir? Yulaf kuru otu olabilir. Yonca kuru otu olabilir. Ya da herhangi bir çayır kuru otu olabilir. Burada çayır kuru otu. O zaman çayır kuru otu. Yabani yoncaya benziyor. Olabilir. Saman olmasın da ne olursa olsun. Bakın. Samanı düve beslenmesine bir kenara koyuyorum. Reddediyorum. Özellikle o patos samanı. Bunlar işkembede hacim yapıyor. İşkembede olduğu bir hayvanı tok tutuyor. Hayvan da istediği kiloyu, bu nedir, boyu alamıyor. O yüzden samanı yok tutuyorum. Sayıyorum. 3-3,5 kilogram düve yemi. 3-2 ila 7 kilogram mısır silajı. 2 ila, 3 ila, özür dilerim. 3 ila 5 kilogram arasında az önce bahsettiğim çayır otu, yonca, fi tritikale kuru otu ya da herhangi bir kuru otu, yulaf otu, herhangi birisi. Onlardan bir tanesinden 2 ila 4 kilogram günde verecek. 5 kilograma kadar da pardon çıkabilir. Eğer üzerine hala hayvanlar bir şeyler arıyorsa, ya benim önüm boş, canım sıkılıyor, dil çeviriyorum. Düvelerin önü çok uzun süre boş kaldığı zaman dil çeviriyor bunlar. Hmm. Neden? Canları sıkılıyor. Bu neye benziyor biliyor musun? Benim canım sıkılıyor, ne yapıyor? Ama bir işle uğraşıyorum, tırnak yemeyi bırakıyorum. Değil mi? İnsan gibi bunlar da psikolojileri bozuyor. Hayvan kısmını, sığır kısmının önünü boş tutmamak lazım. Bunların önünü boş tuttuğunuz zaman bunların psikolojileri bozuluyor. Uzun süre duvara bak, duvara bak, duvara bak, bağlıysa eğer, hele burada. Bunlar ne yapıyorlar şimdi buradaki aile? Hayvanları nereye salıyorsunuz? Mera'ya. Mera'ya. Orada eğleniyor. Sosyal yaşam değil mi? Onların Mera'ya gitmesi aslında bir anaokuluna gitmek gibi bir şey. Zaten kışın bizim hayvanın birisinde şeylerini yalıyor, dudaklarını yalıyor sürekli. Böyle şap 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 şap. 10 dakika 40 dakika bazen sürekli yalıyor. Ama şimdi bahar aylarında Mera'ya bıraktığımızdan beri unutmuş oldum. Anladım. Bunda dil yalaması dediğiniz aklıma geldi. Bundan oluyor. Moral bozuk. Bu bazen eksikliğinden de oluyor. Vitaminler, özellikle demir eksikliğinden, az önce duydum kameramanlardan sanki. Onlar da hani öyle bir laf geldi bana. Ondan da oluyor ama genellikle olma sebebi şey, psikoloji. Önlerinin boş olması. Diyorlar ki hayvanlarınızın, düvelerinizi aşırı kilo aldırmayın. O yüzden uzun süre önleri boş kalsın. Ya böyle hayvan bakımı olmaz. Sığır uzun sürede beslenen, önünü hep dolu isteyen bir hayvandır. Ha sen kuvvetli bir şey koyma önüne. Zayıf otlar koy. Yani güçlü, enerjik, çok aşırı kilo aldırır şeyler koyma. Biz sana arpa, buğday, mısırı önüne yığdır demiyoruz ki. Boş bir şeyler koy önüne. Uğraşsın hayvan. Yani vakit geçirsin. Bizim birinci tarifim bu. İkinci tarifime geçiyorum. İkinci tarifim. Diyelim ki dedi ki yetiştirici, ya dediler hep böyle ben düve yemeğimi yapacağım. Biraz da kendimden bir şeyler vereyim. Yetiştiriciyi anlamak lazım. Bir şeylere birkaç formül vereceksin. Tercihini yapacak o. İkinci formülü veriyorum. Yine 3,5 demiştim. 3 ila 3,5 kilogram düve yemi demiştim. İkinci tarifim değişiyor. 2 kilogram düve yemi baştan sona kadar, doğurana kadar. Yarım kilogram pamuk ya da ayçiçek küspesi. Etti ne oldu? 2,5. Yarım ila 1 kiloda bana göre mısır, ama elinde buğday vardır, arpa vardır, ondan. 2 ila şey, yarım pamuk küspesi, 2 düve yemi dedim, 2,5. Yarım ila 1 kilogramda mısır kırması olabilir, arpa kırması olabilir ya da buğday kırması olabilir. Hatta bunun yarısını kepek de yapabilir. Duruma göre ayarlayacak. Bunu da yaptık. Yine varsa elinde 2 ila 7 kilogram mısır silajı. Yoksa tahıl miktarını bir yarım kilo daha artırsın. Hem birinci tarif için geçerli hem ikinci tarif için geçerli. Yine çayır otu 2 ila büyüklüğüne göre 4 ila 5 kilogram civarında verecek. Hala önleri boş kalıyorsa o zaman saman verecek. Aynen. Ağzınıza hocam sağlık. Ağzınıza sağlık. Şimdi bunları hani böyle yazılarak da göstermek çok daha iyi oldu. Ki her bölümde bunu yapalım Melek. Çünkü çiftçimiz daha iyi anlasın. Çok önemli bir yani, önemli. Şimdi son dakikalarımız teşekkür zamanı geldi. Yani bütün bu imkanları bize sağlayan, ailelerimizin yüzünü güldüren
bu programa destek olan sponsor firmalara teşekkür etme zamanımız geldi. Evet. Değil mi Melek? Aynen. Başlayalım mı? Tabii biz burada onlar olduğu için varız. Onlar olmasa biz burada olamayız. Vallahi yokuz. Onlar olmasa insanların da yüzü gülmeyecek. Biz de burada olmayacağız. Doğru. Evet. Bu yes. işlere yol açan, sebep olan insanlar onlar. Tabii tabii. Vallahi onlar da Allah hocam razı olsun. Bin kere razı olsun. Emeği geçen herkesten. Allah onların tuttuğunu altın etsin. Amin. Çünkü sebep biz oldu. O kadar önemli değiliz burada. Tabii. Ne yani? Biz aracıyız çünkü. Biz oyuncuyuz biz. Biz oyuncuyuz. Yani sponsor yani firmalar olmazsa biz bu imkanları size sağlama şansımız yok. Tulsan. Tulsan baş tacımız her hafta eksik olmasın. Sülsan makinesini evet. Her çiftçimize gönderiyor. Allah evet. Razı olsun. Bu bölümler özellikle yetiştiricilerimizin çok yüzünü güldürdü. Allah evet. Bize de ayrı bir mutluluk kattı. Kendisine teşekkür ederiz. Olmaz mı hocam? Evet. Olmaz mı? Çok büyük bir rahatlık sağlıyor. Doğru. Yine bireysel suluklarımız Tulsan'la devam ediyorum. Hayvanlarımız ve yetiştiricilerimiz için önemli olan ikinci faktörümüz. İşbir Ziraat bireysel kauçuk yataklarıyla bizlerle beraber oldu. İşbir Ziraat. İşbir Ziraat. Belirte söyleyelim ki yerine gitsin. Amacın olasın. Ha, İşbir Ziraat'ın bu vermiş olduğu Adem ve eşi Zerif Hanım. Onu da belirtelim. Onun verdiği şu yatak kavucuk bu birinci sınıf yatak. Çok kaliteli Allah bir şey zaten. Yani orada ayakkabılarla orada bilmiş olur. Çok yumuşak. Yani evet. Başka bir yerde görürseniz eğer hani kıyaslamaya kalkın. Yani kıyaslayın diyorum çünkü bu birinci sınıf bir yatak. Pek zannetmiyorum. Yani bunlar kalite değişiyorlar ki. Ha o da var doğru söylüyorsun. Bu bölgede başka bir yerde görme şansınız yok. Sanırım bu sefer ilklerin öncülüğü sizin öncülüğünüzle ilk biz olduk. Evet. Evet. Sizin yardımınızla ilk biz olduk. Doğru. Peki İşbir Ziraat'a tekrar teşekkür ediyoruz ve ana sponsorumuza geçiyoruz. Proem. Proem baş tacımız zaten. O olmasa zaten biz yandık zaten de. Tadilat, tamirat, elektrik, beton, inşaat. Bu Proem'in sahibinin ismi neydi? Özer Matlı, Önder Matlı. Özer Matlı, Önder Matlı. Evet, onlara kardeşler mi? Tabii bizim. Onlara buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah izleyeceklerdir bölümü. İzliyorlar. Her bölümde zaten ediyorlar. Söylüyorum. Her bölümde söylüyorum zaten. Ben diyorum ki bunu her zaman da söyleyeceğim abi. Söyleyeceğim. Niye biliyor musunuz? Ya inanın bizim için değil. Sırf şu aileler için evet. Söyleyeceğim bunu. Eğer sağlığınız yerinizdeyse, işleriniz yolundaysa bilin ki en büyük duacınız bu yardımda bulunduğunuz köylülerimiz, çiftçilerimiz. Evet. Allah sizden bin kez razı olsun. Razı olsun. Ve devamında da aslında Proem'in işi olan ve İsmet Hocam'ın önerisiyle buraya vermiş olduğumuz kanıt süt yemimiz ve demin hocamın anlatmış olduğu düve yemimiz ve buzağı yemimiz. 3 çeşit hayvanımız vardı ve tabii ki sizin sevdiğiniz Proaktif S. Proaktif S. Bir dahaki bölümlerde de hocam bu konuyla ilgili daha detaylı konuşalım. Siz böyle üzerine bastıkça benim Facebook'umdan soruyorlar. Hocam bunların açıklamalarını anlatsın diye. Biz böyle tabelalı gelelim. Ama şimdi, yok şimdi sıra doğru söylüyor. Bir şey, büyük bir şey yazalım. Tabii. Böyle tabela olsun oradan lazım. Çünkü benim de dilim arada karıştırıyor. Hocam şimdi. Bir proaktifli oluyor. Şimdi o kadar yoğun bir iki arka arkaya geliyor ki. Mesela ben programı sunarken öğrenmek de istiyorum bu şey. Gayet tabii. İçimden gelerek öğrenmek istiyorum. Tabii zevkli şimdi, bir iştir bu. Hocaya bir soru soruyorum. Onun cevabını verdikten sonra başka bir konuya daha değiniyor. Kaçırıyorum. O yüzden dedim ki bunu abi ekrana yazalım. Hani doğru. Ben ki burada kaçırıyorsam seyirci daha rahat kaçırabilir. Tabii tabii. Yazalım bunlar da yazalım. Yani, mesela o ne anlama geliyor? Neydi o? Pire? Perfectif markasının ismi. Proem. Ha bak şöyle Perfectif. Anlat abi ya. Şöyle anlat be. Proem Perfectif gibi markasının ismi. Proaktif S ürünün ismi. S demek süt yemek. Yani S'ye bunlar İngilizce S diyorlar. Proaktif S demeler. Ben bunu anlayacağım da seyirciye anlatacağım. Evet. Bunu yazalım. Yani, vallahi yazalım. Pire aktif, aktivite öncesi demek. Pire önce demek. Yani, onu da hocam hani doktora gideriz de bize reçete yazar ya. Hiçbir şey anlamayız. Yani, tıbbi terim ya. Doğru. Hocam bana ne olduğumu söyle deriz ya. Beni gelirsem bir şey mi gel. Bir tabelaya yaz. Bir dahaki bölümlerde açıklamaları... onları... İçindekiler de olsun. Tamam yani hocam. Yazdıralım. Okuyalım tamam gerçekten. Hocam. Çünkü... Aynen yazı tahtası alın. Ben oraya yazayım. İçindeki neler İçindekiler var. Adı yazalım. Ne? Ürün ismini. Ona bakarak. Hocam hatta şöyle yapabiliriz. Bir tane yazı tahtası alalım. Siz bunları anlatıyorsunuz ya. Da yazalım. Şöyle koyalım buraya. Siz anlatırken bir de yazarak anlatın hocam. Tamam bir yandan montajını destekleyelim. Aynen. Şimdi... Yakında çiftliği kurarız biz. Güzel fikirler çıkıyor şeyden. Bugün sen biraz günündesin gibi geliyor. Hocam merak ettim ben. Tabii, kaçırıyorum bazı şeyleri. Kaçırıyorsun. Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben tabii uzun yıllardır eğitim veren bir insan olarak 30 falan tekrar gerekiyor aynı bilgi. Yani senin aynı bilgi. Bunun için kendinden rahatsız olma.
30 kere aynı şeyi duya duya şuydu şuydu. İlk başlar çocukların tıpkı yürümesini öğrenir gibi kafayı vuracaksın, yere düşeceksin falan filan. Sonra 30 kere duyduktan sonra tamam. O zaman ne yapıyoruz? Bundan sonra bir yazı tahtamız oluyor. Yazalım, hocamız kalemimiz alıyor, yazıyor 2 kilo buğday. Oradan 3 kilo çek diyor. Mısır yazıyor. Bunları yazıyor. Yazarak ekran öğrendim. Desti. Aynen. Bundan sonra böyle yapacağız. Belki sana yazırız. Sen söyle ben yazayım tamam. Hocam. Belki daha yaparsın. Yazarak öğrenme dedim mi o yüzden. Doğru, doğru. Doğru. Şimdi ne yaptık? Bu haftada Diyarbakır'da Adem ve eşini sevindirdik. Köylerine geldik. Ha bu arada bize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok ama çok teşekkür ediyoruz. Sadece biz bu bölümdeki çiftçilerimiz değil. Tüm aileler. Çünkü nereye gitsek ellerinden geldiğini yapmaya çalışıyorlar. Misafirperverlikte hani bir kusur etmemeye çalışıyorlar. Hepinizden Allah razı olsun cümleden teşekkürler. Sizden de razı olsun. Varsa bir kusurumuz sizden tekrar şimdiden özür dilerim. Ya olur mu öyle şey bizim ya? Varsa, bizim olabilir, sizin olmaz. Hayır, sizin bize yaptıklarınızı yani şöyle bir şey vardır. Baban olsa yapmaz derler ya. Yani eğer deyim tabiri caizse deyim tam yerine oturdu diyelim yani. Çok güzel bir şey yaptınız. Ellerinize kollarınıza sağlık. Bütün sponsorlarınıza, Çiftçi TV ailesine güle güle gerek Tulsan'a, Proyem'e hepsine buradan çok çok teşekkürlerimizi tekrar iletmek istiyoruz. Sponsorları bizden daha iyi ezberlemiş. Demek ki iyi anlatmışız. Sürekli programlarınızı izlediğimiz artık yani alışıyoruz. Televizyonda görüyordum diyordum. Ya bunlar acaba gerçek mi yapıyor yoksa reklam mı yapıyor? Yani reklam amaçlı mı yapıyorlar diye. Gerçekten toplayıp gidiyormuşuz. Gerçekten insan görmeden inanmıyor. Betonu söküp gideceğiz ha. Bir de görmeden inanmıyor insan. İnanamıyor yani. Şimdi bugüne kadar hocam hep yaptığım kamera şakalarıyla beni tanıdılar ya. Hala bir şaka mı? Dedim, bir şey diyorlar. Bir bunları alıp gitme gibi bir olay söz konusu mu diye şey yapıyorlar. Tereddütte kalıyorum. Nereden dedim? Eğer şakaysa çekeceğiniz mi? Yok yalnız gelseydi. Yalnız gelseydi zaten içeri almayacaktık. Düşünsene şu kadar şeyden sonra bir şaka yaptık deyip bunları her şey alıp söküp gidiyoruz. Abi gidemiyor. Zaten Adem bizi kapıda vurur vallahi şimdi. Yok zaten Adem biz gelmeden önce bizim bölge bayimize ulaşmış. Böyle böyle birileri geldi. Tamam biz televizyondan tanıyoruz Melek Hanım'ı ama doğru mudur diye bir teyit etmiş. Bir türlü söylüyorsun. İnsan inanamıyor. Şöyle gerçekten yani insan inanmakta güçlük çekiyor. Sürekli televizyonda görüyoruz da. Hani bize denk geleceği nereden insan aklına geliyor? Devede kulak gibi bir şey. Sürekli yani devede kulak gibi bir şey. Gerçekten insan inanmakta güçlük çekiyor. Neyse artık gördünüz. Artık ne demiş? Şans artık bize, şans bize güldü. Aha, bizim de aharımız şahane oldu. Hala bir kuşku var mı? Yok. Yani şu an bile hala, bittikten sonra hala yani şu an bile şokta diyorlar ya. Gerçekten insan inanmakta yani ciddi söylüyorum bunu zorlanıyor. Çok yaptıklarınız yani biz kendi başımıza yapmaya çalışsak, kendi bütçemizle yapmaya çalışsak en azından bir yıllık gelirimizi vermemiz gerekiyordu buna. Evet, o da olur mu olmaz mı? Şu an yani olur mu olmaz mı? Tabii. O parayı versek bile böyle bir şekil yapabilir miydik? Yapamazdı. O da manidar. Yapamazdı. Çünkü görmüyorduk. Bu sulukları dediğim gibi televizyonda görüyorduk. Böyle peki. Bir şeyi nasıl çekeceğiz, nasıl yapacağız? Peki artık güle güle kullanın. Hem siz rahat edeceksiniz Allah hem de razı olsun hayvanlar rahat edecek bundan sonra. Artık keyfini çıkartın. Hani bu eziyetten çıkacak biraz daha keyfe dönüşecek bir ağıra sahip oldunuz artık. Peki emeğe geçen herkese binlerce kez teşekkürler. Önümüzdeki hafta nerede olacağız ben de bilmiyorum. Ama yine inşallah yine böyle bir karenin içinde olacağız diyorum. Esen kalın, hoşça kalın demiyorum. Her zamanki klasik kapanış anonsumuz olacak bundan sonra. En önemli, en eksik şeyimiz neydi? Çiftçilikte bilgi eksikliği. Esen kalın, hoşça kalın ama hayatta bundan sonra bilgisiz kalmayın. Görüşmek üzere.